Merhaba arkadaşlar. Bu eğitim videosunda Gitti Gidiyor'dan satış nasıl arttırılır? Bununla ilgili elimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım sizlere. Genelde gelen sorularda Gitti Gidiyor'a ürün yüklüyoruz. Bir hafta geçti, 2 hafta geçti. Halen hiçbir satış olmadı. Satışı nasıl yoğunlaştırabiliriz ya da nasıl satış yapabiliriz? Reklam verirsek reklam nasıl veririz? Reklam verdiğimiz zaman satışımız yükselir mi, düşer mi? Bununla ilgili sorulara yanıt vermek için çekiyorum bu videoyu. Öncelikle şöyle söyleyeyim, reklam verirseniz tabii ki reklamlarda görünenler daha yüksek seviyede, yani sıralamada üst düzeylere çıktığınız için satışlarınız artacaktır. Ama ben ilk başlardaki farklı eğitimlerde de bahsettiğim gibi tedarikçi firmalardan aldığınız ürünlere değil de elinizde ürün varsa ona reklam verin. Eğer elinizde ürün yoksa tedarikçi firmadan bakın, eğer ürün stoğu fazlaysa o ürün için reklam verin. Ürün stoğu az olan için reklam vermeyin. Çünkü siz reklam verdiğiniz aşamada o ürün biterse reklam ücretini boşa ödemiş olacaksınız. Burada 2 adet reklam verme şansı var arkadaşlar. Biri ürün yüklenirken reklam verilebiliyor. Birinde de ürün yüklendikten sonra reklam verilebiliyor. Bu kısımları ben size göstereyim. Öncelikle bir tane satış yap diyorum. Bir ürün yükleyeceğim. Ürünü yüklerken nasıl reklam verebiliriz onu göstereceğim. Kendi elimde olan bir ürünü yüklüyorum. Zigon sehpa diyelim. Ürün yüklemeyi hemen hemen herkes görmüştür. İşte 50 santim Zigon oldu. Ceviz ağacından. Bir arkadaş sehpalar yapıyor arkadaşlar genelde. Atılmazsın, sen atar mısın dediler. Onu atıyorum şu anda. Hatta ben de kendim de epoksi çalışması ara ara yaptığım zamanlar oluyor. Bir tane deneme yaptım. Başarılı olamadım ama önemli olan denemeden sonra, hani sizlere dediğim gibi, inanmak. İnandıktan sonra yaparız. Hani ben yapacağıma inanıyorum. O yüzden denemeye yine devam edeceğim. Boş vaktiniz olursa sizlere de tavsiye ederim. İnternet piyasasında yüklü şekilde miktarlarla, yüklü miktarlarla satış oluyor. Tabi satış oranı düşüktür, çoktur, bunu bilemem ama genelde maliyeti, mesela benim yaptığım sehpanın maliyeti 200 lirayı bulmamıştı. 750 liraya bir müşteri bulmuştum ama sehpa tam istediğimiz güzellikte olmadığı için, yani ilacını karıştırmada bir yanlışlık yaptığımız için satamadık. Yani epoksi çalışmaları yapabilirsiniz. Gerekirse onlarla ilgili de videolar atarım ya da Rıfat Kılıç'ın kanalında paylaşmıştım galiba, ya da çektim ama paylaşmadım. Tam net yaptığım zaman onunla ilgili videolar paylaşırım. Detaylı şekilde nasıl epoksi yapılır, nasıl ağaç alınır, onları da yine ilerleyen zamanda paylaşırız. Kendi ürününüzü kendiniz evde hobi amaçlı yapmış olursunuz. Bir adet diyelim, satışa şu fiyattan çıkaralım. Hatta şöyle olsun. Marka diğer seçiyoruz. Markası olmadığı için diğer diye kısım yoksa rastgele bir şey seçeriz. Ama seçtiğimiz marka normalde piyasada bilinmeyen bir marka olsun ki sonradan sıkıntı yaşamayalım. Yani buraya kendi adınızı da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Gitti gidiyor'a mail atarak VIP yapalım. Kendi adınızı da işletebiliyorsunuz. Atıyorum ben Trendyol'a marka olarak kendi adımı işlettim. Karabey Yolları diye yaptım markanın adını. İkili yapalım da şuraya da tekli yazayım. Şu yerleri bildiğiniz gibi dolduruyoruz. Ahşap, ayak malzemesi de demir. Demir yok mu?
çelik diyelim. Renk karışık, çok renkli. Tekerlek yok. Sehpa şekli, oval. Tek sehpa olduğu için bizde genelde tek seçeneği seçiyorum. Şimdi burada kodları yazacağız arkadaşlar. GTN dedi, ticari ürünleri tanımlamak için kullanılan ürünlerin üzerindeki barkodlara basılan numaradır. Yani barkod numarası olarak seçebiliriz. Buraya herhangi bir barkod yazmamız gerekiyor. Eğer barkod yazmazsak ürünler yayınlandığı zaman bizim sayfamızda değil de farklı sayfalar, pardon, yani ürün yayınlandığı zaman Facebook reklamlarında falan kullanamayabiliriz. Reklamlarda kullanabilmemiz için ayrı yerlerde barkod yazmamız gerekiyor. Elimizde herhangi bir ürün varsa farklı bir barkod yazabiliriz. İlla kendi barkodunu vurmamıza gerek yok arkadaşlar. Bir tane barkod olan ürün bakayım ben. Yurt dışı bir ürünü. Z23 diyelim. Yazmadı hatta. 23 0635. Kabul ederse eğer. Bu da eğer üreticisi bizsek, üretici parça numarası, yani ticari ürünleri tanımlamak için kullanılan ve ürünün üzerine basılan kod numarasıdır. KRB diyebiliriz bunu. Kendimiz üretiyoruz çünkü. Biraz atmaca oldu ama bakalım sistem bunları kabul edecek mi? Satıcı ürün takip kodu da bu. Ayrıyeten ürünüze ait özel bir satıcı ürün takip kodu ya da barkod numarası varsa ve gelen siparişlerde bu kodu görmek isterseniz bu alanı doldurabilirsiniz. Satıcı ürün takip kodu girmek zorunlu değildir. Yani bu kısım, sipariş geldiği zaman atıyorum cep telefonunuzdan baktığınızda hangi ürün satıldığını da aklınıza gelmesi için buraya kod yazabilirsiniz. Yani çeşitli şekilde kendi ürünleriniz varsa buraya kodla işlem yaparsanız, atıyorum bu sehpaya ben 5 kodunu verdim. 5 numaralı ürün satıldığı zaman direkt anlayacağım ki bu sehpa satılmıştır. Orayı boş bırakalım şimdilik. Ne yazalım? Bir şeyler uyduracağız artık. Epoksi ve evinize ayrı bir hava katacaktır derim. Evet, yeter bu kadar. Çok girmeye gerek yok. Şurada daha önceden anlatmıştım. 10 gün seçebiliyoruz. 360 gün seçebilmemiz için sabit fiyat kısmını mağaza satışı olarak seçmemiz gerekiyor. Seçtiğimiz zaman gördüğünüz gibi bu kısım aktifleşiyor. Kargoyu satıcı öder diyelim. Tokat'tan çıkacak. Kargo firması yurt içiyle çalışıyoruz bu aralar. DS yazmamıza gerek yok. Aynı gün kargoda. CTP koltuk altına girelim. Evet, bu alanı doldurmamıza zorunluymuş. Normalde şu yıldızı görmediğim için doldurmamıştım. Koltuk altına girme özelliği yok. Evet, bu numarayı kabul etmedi arkadaşlar. Farklı bir barkod numarası bulmamız gerekiyor. Türkiye modülü farklı bir, bakalım elimizdeki bu barkodsuzmuş. Elinizdeki ürünlere tek tek bakacaksınız arkadaşlar. Barkodlu bir ürün varsa onun barkodunu gireceksiniz. Şöyle yapayım. Evet. 86 907 24. Bakalım şimdi kabul edecek mi?
Evet, kabul etti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ürünü yayınlamış olacağız. Hemen listele diyorum. Evet, buradan şu an reklam kısmını bu kısımdan ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Yani işleminiz gerçekleşti. Ürün yayına açıldı. Yayına açıldıktan sonra eğer vitrine eklersek, yani ürünleriniz arama sonuç sayfalarında daha üst sıralarda taşıyın, daha fazla kişiye ulaşsın. Yani arama sırasında atıyorum biri sehpa diye arattığı zaman üst kademelere çıkması için bunu ekleyebiliriz. Ekle dediğimiz zaman 15 günlük gördüğünüz gibi 2 lira 55 kuruş. Burada süreyi uzatabiliriz. 16, 17 yani 20 gün yapabiliriz. Her günün yükselmesinde gördüğünüz gibi fiyat yükselecektir. En aşağı 15 gün mü kabul ediyor? Bir günde yapabiliriz. Bakalım bir gün 17 kuruşla oldu. Ben sadece buna bir günlük deneme olarak yapacağım. Yine kalın başlık, şu yazdığımız başlık kısmı kalın olarak görünüyor. Biraz daha müşterinin gözüne hitap ediyor. Bunu da yine bir günlük olarak ekleme yapacağım ben. Ekle diyorum, bir günlük reklam. Alt başlık arkadaşlar, alt başlık, biz alt başlık yazmadığımız için burada görünmüyor ama ekle dediğimiz zaman bize alt başlık eklemek için burada bir seçenek çıkacaktır. Ekle dediğim zaman göreceksiniz. Şuradan ücretsiz aynı gün depodan teslim. Yani bu demek oluyor ki ücretsiz aynı gün içerisinde teslim edelim depodan dediği günde farklı bir tedarikçi tarafından çıkmayacak. Ürün kendi depomuzdan çıkacaktır. Aynı gün içerisinde kargolanması kesinlikle yapılacaktır. Bunu da seçiyorum arkadaşlar. Evet, burada Facebook reklam paketi. Reklam paketi ile ürünlerinizi Facebook dinamik ürün reklamları alanında yayınlayın diyor. Yani gitti gidiyorum anlaşmalı olduğu birçok yerde Facebook'ta, Facebook dışında atıyorum gitti gidiyorum normalde şu an yapmıyor ama önceden kendi bizim sitemize yani şahsi sitelerinize reklam veriyordu. Orada ürün ararken yapay zeka modülü ile bildiğiniz gibi e-ticarette yapay zeka var. Yani bir adet ürün arattığınız zaman farklı farklı sitelere girdiğiniz zaman bu ürünler önünüze çıkıyor. Yani sitenin kenarındaki reklamdan çıkıyor, farklı yerde çıkıyor. Çünkü o ürünü sizin daha önce arattığınızı sistem algılıyor. O gibi kısımlarda da bu reklamlar çıkıyor. Bunu 15 gün dediğimiz zaman bakalım 3 lira 27 kuruşmuş. 15 günde buradan reklam vereceğiz arkadaşlar. Ödeme yap dediğim zaman bu ürün için reklam işlemi olmuş oluyor. Ben bunun ödemesini videodan sonra yapayım. Şimdi size ayrıyetten diğer şekilde ikinci modülü göstereyim hemen. Birincisi ürün eklerken bu şekilde reklam veriyoruz arkadaşlar. Atıyorum sizin elinizde hiç ürün yok. Elinizde ürün yoksa dediğim gibi sattıklarıma girelim. Şu an için satış yoktur. Gördüğünüz gibi aktif satışlara geldi. Elinizde ürün yoksa tedarikçi firmaya bakın. Stok miktarı en yüksek olan ürünü seçin arkadaşlar. Atıyorum baktım şuna stok miktarı çok. Geldim. Ya da birkaç tane de seçebilirsiniz. Hepsini de seçebilirsiniz. Sadece bir adet seçmeniz önemli değil. Yani isterseniz hepsini de seçebilirsiniz. Atıyorum şuna gelelim. Bir tane seçtim. Reklam paketi ekle diyoruz. Bu kısma nereden geldiniz derseniz tekrar göstereyim. Genelde anlaşılmıyor. Sattıklarım dediğiniz zaman karşınıza mağaza ve listeleme çıkıyor arkadaşlar. Listeleme servisine giriyoruz. Şuradaki aktif satışlar. Buradan geliyorum. Burada bizim aktif mağazamızda bulunan bütün satış ürünleri gösteriyor. Atıyorum ıslak mendil bu ara çok gider. Şuna mesela tedarikçi firmadan alıyorum ama buna yine de 92 adet şey varmış. Stoğu varmış gördüğünüz gibi. Reklamı uygulamakta fayda vardır. Geliyorum. Reklamı ekle diyorum. Aynı deminki sayfa burada da geldi. Burada da yine ekle dersem hepsine. Hepsine 15'er günlük ekle dersek alt başlık eklemeye gerek yok. Zaten sistem güncellediği zaman kendini alt başlığı geri silecektir. Entegrasyon firması ile yüklediğiniz ürünleri de alt başlık eklediğiniz zaman arkadaşlar entegrasyon firması yenilendiğinde yani her gün güncelleme yaptığı için ürün yeniden alt başlığı silecektir sistem. Boşa eklemiş olacağız. Şuradan da ekle dediğimiz zaman gördüğünüz gibi 15 gün olarak eklendi. 6 lira 60 kuruşa bu ürüne reklam vereceğiz. Bu şekilde buradan da ödeme yap dediğimiz zaman ürünlere reklam vermiş oluyoruz arkadaşlar.
mağazanızın tanınabilmesi için, yani biraz satış olabilmesi için, hareketlilik görünebilmesi için, olumlu yorumlar alınabilmesi için birkaç tane ürüne ekleme yapabilirsiniz. Size tavsiyem şu kısımlara çok değinmeyin. Yani bu kısımları olabildiğince bir güne düşürün. Çok fazla reklam parası vermemiş olursunuz ya da hiç buralardan reklam vermeyin. Sadece şu kısmı kullanmanız yeterli. Yani buralardan birer ikişer gün vereceğinize şu kısma 30 gün vermeniz bence daha mantıklı. Çünkü bu kısım sadece gitti gidiyor da arama yapanlar için kullanılıyor. Ama bu kısım gitti gidiyor da değil de farklı bir yerde arama yapsa dahi, atıyorum hepsi burada da bir arama yapsa, yapay zeka sayesinde gitti gidiyordaki üründe yine farklı sitelerde gezerken kenardaki reklam kısmına düşecektir. Bu nedenle bu kısmı yapmanızı tavsiye ederim. Tabi tamamen size kalmış. Bütçeniz uygunsa benim için sıkıntı yok. Gitti gidiyordu da ilk listelere çıkayım, diğerlerinde de ilk listelere çıkayım, hiç önemli değil derseniz buralarda yapabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar, reklam verdikten sonra birkaç gün içerisinde tahminim satış olacaktır. Ben şu ürünün, deminki ürünün reklamını verdikten sonra ürün satıldığı zaman sizlere yine videosunu çekeceğim, ürün satıldı diye. Çünkü bizim milletimizin karşısına bunlar çok çıkıyor. Aynı zamanda Instagram'la ilgili de bir reklam soran var. Onu da göstereceğim. Bir sonraki videoda göstereyim. Videoları olabildiğince kısa tutmaya çalışıyorum. Bu da yine uzadı. Instagram üzerinden de reklam verebiliriz. Oradan da tek reklam verdiğimiz zaman tek bir link ile ürün satışını yapabileceğimiz sekme açabileceğiz arkadaşlar. Onları da yine tanıtımını yapacağım. Bir sonraki eğitim videosunda görüşürüz arkadaşlar. Hayırlı kazançlar diliyorum sizlere. Bol satışlar diliyorum. İnşallah yani başka yerde çalışmaya muhtaç duymadan e-ticaret yöntemiyle kendi gelirinizi kazanırsınız. Başkasına muhtaç duymadan kendi işlemlerinizi kendiniz yapabilecek seviyeye gelirsiniz inşallah. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sormak istediğiniz soru olursa yorumlardan ya da mail adresinden bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar.